Ali hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl keyfin? İyi, sizin? Sağ ol, teşekkür ederim. Kaç yaşındasın? 11. Kaç senedir bilardo oynuyorsun ya da kaç zamandır? 2 yıldır. 9 yaşından beri oynuyorsun yani. Evet. Şu anda ne durumdasın turnuva içerisinde? Şu anda çeyrek finalden bir önceki maçtayım. Kurallar çekilecek. Bunu da alırsan çeyrek finale mi çıkacaksın? Umarım. Bilardo ile ilgili ne düşünüyorsun? Hayatındaki yeri ne şu anda? Hissettiklerin ne bilardo ile ilgili? Yani bilardo benim tek hobim. Açıkçası çok seviyorum ve açıkçası güzel bir spor. Eğlenceli, düşünmeni sağlıyor. Öyle. Disiplinize de ediyor, mecbur. Evet. Disiplin çok önemli bilardo'da. Kendi o içini, o sinirini, stresini yenmek çok önemli bir şey. Bilardo'ya devam etmek istiyor musun hayatında? Çok, evet. İstiyorum. Yani bir profesyonel sporcu olma isteğin var mı? Yani meslek olarak yok ama yani profesyonel olmak isterim. Ya da en kötü ihtimal hayatında hobi olarak mı kalmasını istiyorsun? Evet, hobi olarak kalmasını istiyorum. Ama belki bakarsın daha da ilerler seviye. Başka yerlere gelir. Olur yani, milli takımcı olmak isterdim. Değil mi? Niye olmasın? Daha yaşında evet. Çok müsait. Evet. Bu 17 turnuvası için ne diyorsun 17 yaş altı turnuvası için? Yani cidden çok güzel yapmışlar. Yani o mekan çok güzel. Küçücük yere bildiğin bir sürü şey koymuşlar. Yani gayet güzel bir yer bence. Her gün, yani her gün değil, her yıl olmalı bence. Belki yılda birkaç tane de olmalı. Olabilir. Ki muhtemelen olacak. Öyle bir durumda katılmayı isterdin değil mi? İsterdim. Gelirdim. İsterdim. O zaman muhtemelen geleceksin. Umarım. Olsun gelirim. Okulun haricinde antrenman yapmaya fırsat bulabiliyor musun? Yani o en son federasyon turnuvasına girdim. 5 aydır oynamıyorum. Okulu sonucunda 5 aydır oynamıyorum. Son işte bu turnuva olayları başlayınca ben birkaç gün oynadım. Yani o öyle şu anda buradayım. Yoksa böyle haralı hüreli bilardo oynamıyorum. Ama ona rağmen çeyrek finale çıkma maçına kadar gelmişsin. Bravo. Sağ olun. Yani demek ki daha da üzerine gitsen daha da iyi sonuçlar alabileceğin neredeyse kesin gibi gördüm. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Okulundan dediğim gibi fırsat bulduğunda da devam etmeyi düşünüyor musun antrenmanlarına falan? Evet, okulum izin verirse istiyorum, devam etmek istiyorum. Şu an kaçtasın okul olarak? 6. sınıf, ortaokul 2. Ortaokul 2'desin, 6. sınıftasın. Evet. Belki lisen biter, belki üniversitede devam eder. Üniversiteye ne düşünüyorsun? Şu anda öyle bir düşüncen var mı? Bölüm olarak ya da gelecekte meslek olarak. Bölüm olarak hiç yok. Meslek olarak da hiç. Yani hiçbir şu anda düşüncem yok. Ya o zaman belki hayatında bilardo o zamana kadar devam ederse, belki başarıların da artarsa, fırsat bulabilirsen, üniversite hayatında ve sonrasında da belki bakarsın profesyonelliğe de yönelebilirsin. Eğer gerçekten bunu seversen değil mi? Yani olur, severim. Yani isterim de yani. Öyle bir oyuncu olmak isterim. Şu anda Semih Saygıner gibi, Cesur Kubas gibi olmak isterim. İşte dediğim gibi o zaman böyle bir isteğin var içinde. Var. Daha ne kadar devam ettireceğim peki? Fırsat buldukça hala da geleceksin değil mi? Tabii. Evet. Nerede yaşıyorsun? Ankara. Ankara'da yaşıyorsun. Ankara'da bir sürü salon var. Rahat evet. Fırsat bulabiliyor musun? Hangi salona gidiyorsun? Bilardo Akademi'ye gidiyorum. Yağmur Hoca'dan. Kadilla'ya gidiyordum. Çoğunlukla kuzeye gidiyoruz çünkü o kuzey bilardo kafeye gidiyoruz Balgat'taki. Çünkü o okulumuza daha yakın. Okuldan ve babamın işi daha yakın. Hemen oradan çıkınca gidebiliyoruz. Ama yoksa hep bilardo akademiye gidiyoruz. Ailen de sana bu konuda destekçi değil mi? Evet, babam sağ olsun çok destekçi. Buradan annene babana da teşekkürlerimizi de iletelim zaten. Evet. Senin gibi gençlerimize, senin ailen gibi ailelere de çok ihtiyacımız var. Evet. Sağ olsunlar senin gibi ailelere, senin ailen gibiler de var olsunlar diyelim. Umarım. Eklemek istediğin bir şey var mı hayatım? Yok, izleyenlere söylüyorum, bilardoyu bırakmayın. Harikasın. Teşekkür ederim, ağzına sağlık. Sağ ol. Eniseciğim hoş geldin. Hoş buldum. Nasıl keyfin? Gayet iyi. Bugün çok heyecanlıyım ve çok keyifliyim gerçekten bu organizasyonda. Ama motivesin de. Motiveyim. Eğlenmeseydim daha çok motive olacaktım. Olsun canım. Olsun. Yani o da bir motivasyon sağlıyor. Buraya katılmak, doğru. Hani buraya gelmek de bir motivasyon sağlıyor ki çok sevdiğim de bir salon. O yüzden Ferdi Özdemir'in ya gerçekten iyi ki yaptılar. Bence daha çok artmalı aslında böyle organizasyon. İşte şimdi onu söyleyecektim. Zaten bunun bu birinci olarak görmen gerekiyor aslında. Ben eminim ki bunun devamı gelecek. Ferdi de aynı şekilde motive devamı çünkü. Devamı gelecek. Yani kaybedince
işi zaten bırakmamak lazım bence bana göre. Bu tabii bir, canım tabii yani ki. Yani hani öyle düşünce dolanlar var ya o yüzden. Ha, yani sporda kazanmak kaybetmek kardeştir. Yani, yani kaybetmeyi bilmeden başarı olmuyor. Hani, kesinlikle. Yani burada da en çok emek veren kazanıyor bence. Ben ona inanıyorum. Kesinlikle. Hani, çaba başarıyı getirdiği için ben yeterince çabalayamamışım galiba. Hayır canım, onunla ilgili ya, olabilir belki antrenmanın yetersiz evet, kalmış olabilir. Olabilir. Tabii, evet. Fırsat bulabiliyor musun antrenmanlar için? Fırsat bulabiliyorum. Hani zaten okulum yok. Ben hani okumuyorum. Açıktan okuyorum. Çok çünkü iyi. Kendini tamamıyla bilardoya adamış bir insan olmak istiyorum. Harika. Bu ya yani şu yaştan başlarsam, 17 yaşındayım ve bu yaşta başlarsam ileride neler olacağını ben de tahmin edemem o yüzden. Kesinlikle, kesinlikle. O yüzden hani okulumu erteledim. Ama tabii ki de dışarıdan devam ediyorum. Bir yandan da sporumu ilerletiyorum. Ve umarım daha iyi yerlere de gelmek istiyorum. Zaten bu motivasyonla devam edersen neredeyse gelmemenin imkanı yok. Tabii ki nereye geleceğini bilemeyiz. Onu zaman gösterir bize. Ama hayatına bunu entegre etmişsin benim anladığım bu kadar. Evet, yani hayatım çok önemli bir yerinde ve en sevdiğim şey. Ve sevdiğim iş olunca da hani hiçbir taş olmuyorum ben. Hiçbir engel olamıyor. Hani, sıkılmıyorsun da karşına taş da çıkamıyorum. Sıkılmıyorum. Ve öğrenmenin de sonu yok bunda zaten. Hani ben bilardoyu öğrendim çözdüm gibi bir şey yok. Öğrenmenin sonu yok gerçekten. Onu hayatın herhangi bir dalında dediğin evet. anda gerilemeye evet, başlarsın. Evet, yani spor dalı olsun, eğitim olsun. Yok yani sonu zaten. Öğreneceğim çok şey var hala. Doğru söylüyorsun. Gerçekten. Ya hepimizin öyle. Evet, hepimizin. Ve hep devam edecek evet. bu yani. Yani hayattan da öğreneceğim çok şeyler var. Kaç senedir oynuyorsun? Aslında 2,5 senedir aktif olarak oynuyorum. Ben normalde 9 yaşımda bir ilgimi çekmişti. Hep ilgimi çeken bir şeydi böyle. Alışveriş merkezlerinde olur, eğlence evet. yerlerinde olur. Evet. Hep böyle aileme götürmeye çalışıyordum ne olur oynayalım diye yalvarıyordum onlara. Sonra okulumda olduğunu fark ettim ve okulumdan geldi bu hani okuduğum lisede olduğunu öğrendim. Ve çok ilgimi çekti hani ben hani derslerimi aksatıp bilardoya gittim. Aynı Semih Saygıner'in hikayesi gibi aynı. Hani, hepimizde var o hikaye. Evet, okulu kırıp bilardoya gitme o bende de oldu ben gerçekten. Ben de. Gerçekten ama iyi ki de oldu diyorum. Hani doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum bence. Nerede yani, yaşıyorsun? Tabii. İstanbul Pendik'te yaşıyorum. Pendik'te. Dolayısıyla burada salon bulman evet. mümkün. Ve bana en yakın salon da burası. Ferdi Özdemir'in salonu. Gerçekten çok mutlu oldum. doğru. Salonda zaten biliyorsun yani evet, zaten ben yeterli bir salon. Baktım turnuva olur olmaz ben yarın Samsun'a gideceğim. Ben bilardomu Samsun'da geliştirdim normalde. Cuma ve Germin salonunda geliştirdim Zeki Bilardo'da. Şimdi yarın tekrar, pazartesi günü tekrardan oraya gideceğim. Orada daha çok gelişip buraya tekrardan geleceğim ve... Salonun ismini tekrar söyler misin? Zeki Bilardo. Zeki Bilardo. Evet, ona, Samsun'da. Onlara da buradan selam olsun. Evet, onların selam desteklerine olsun. Teşekkür ederim. Evet, bana zaten bilardo konusunda en çok destek veren kişi Cuma ve Germin hocam. Kendisi Bilardo Federasyonu'nun eski hani disiplin kurulu başkanıydı. Ve gerçekten bana çok destek veriyor. Bana çok inanıyor bir de hani bende bir şey görüyor. Ya gerçekten çok mutlu ediyor. Yani başkalarının desteği beni daha çok motive ediyor. Doğru hani tanımadığım insanların desteği beni daha çok motive ediyor. Hani herkes hani tebrik ediliyorsun tanımadığın insanlar tarafından. Hani ellerini sıkıyorlar. Yani çok nasıl garip motivasyon bir. Oluyor? Evet. Hani, tanınmak gerçekten güzel bir şey. Doğru söylüyorsun. Büyük bir motivasyon. Bu da ama bir şeyi doğru yaptığını gösteriyor. Evet. Evet. Bir şeyi doğru yaptığını gösteriyor. Yani yapmaya da devam edeceğim. Çünkü tabii. o asla odaklısın bırakmam. Şu anda. Bayıldım. Asla yani buradan aileme de söylüyorum. Asla bırakmayacağım. Ailene de sonsuz teşekkürler. Yani destekler ki arkandalar ki oynayabiliyorsun. Evet tabii onlar da olmasa zaten o buraya gelemezdim bugün. Onların en büyük desteği. Hepsini çok seviyorum gerçekten. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onlara da buradan selamlar, sevgiler olsun destekleri için. U17 muhtemelen devam edecek. Ama artık sen de bunu kariyer halinde devam ettirmek için ne düşünüyorsun? Şöyle, bu bir kariyer olursa hani bilardo bence ülkemizde çok şey değil, yaygın değil. Umarım yaygınlaşır tabii. Dünyada tabii çok yaygın bir şey. Evet. Bence hani bilardo konusunda da hani Amerikan değil de 3 band konusunda bence en önde ülkeyiz. Hani, kesinlikle. Yani çok kesinlikle. İyi kişiler ya, temsil ediyor. Şey gibi futbolun Brezilyası gibiyiz. Ha, evet yani, gerçekten. Tabii bunu bilinmemesi biraz üzücü oluyor. Ama doğru. Ya tabii. Şöyle ama aslına bakarsan dünyada biliniyor da Türkiye'de sadece belirli bir kitle biliyor. 3 bandı çoğu kitle evet. biliyor. Evet. Camia biliyor. Hani, evet camia biliyor. Camia da geniş 3 band. Evet. Artık pool da genişlemeye başladı. Artık snooker da geliyor. Ve yeni yüzler geliyor artık hani. Evet ona bayılıyorum. Gerçekten yeni yüzler i̇şte geliyor. İşte sizleri görünce zaten evet, ben bunu izleyeceğim. Evet ben de hani etrafıma tabii mümkün olduğunu tavsiye etmeye bayılıyorum zaten. Harikasın. Oynayın, yapın hani. Gerçekten çok güzel bir spor yani övüyorum, şey yapıyorum. Harikasın, doğrusunu yapıyorsun. Gerçekten daha da yaygınlaşmalı ki böyle fırsatlar daha çok çıksın karşımıza. Hani bu organizasyon gibi çünkü gerçekten çok güzel. Çok takdir ettim Ferdi Özdemir'i de ve bunu yapan herkesi. Sağ olsunlar, sağ olsunlar. 3 bantta da dediğim gibi dünyada domine edebildiğimiz tek spor. Evet. Bunu zamanla pool'a, snooker'a evrilmemiz bilmiyorum nasıl olur. Ama onlarda da seviyemizin çok yükseleceğini ve yükseldiğine de inanıyorum. Sen de bak şu anda bir sürü idol görüyorsundur. Mesela örnek veriyorum Eylül görüyorsundur. Evet. Sevgili Eylül Kibaroğlu.
Ve başka isimleri de görüyorsundur. Artık bayrak devri bile başladı diyebilirim. Evet. Kadınlarımızda bile. İşte senin gibi genç kızlarımıza da onlar muhtemelen yardımcı evet. olacak ve olmaya da devam ediyorlar. Sen de gelecekte işte kendini öyle ve hatta belki daha da iyi görüyor musun? Ya görüyorum evet. Çünkü benim idolüm daha çok hani Eylül Kibaroğlu değil. Çünkü tabii alanım evet bu yönde. Kendisiyle tanışmayı çok isterim orada. Fırsatımız olmamıştı Ankara'da. Benim de en büyük idolüm hani Semih Saygıner'dir. Herkesin olduğu gibi, çoğu kişinin olduğu gibi. Kendisinden ilk resmi maçımda kendisinin yanına gidip ufak bir sohbet etme fırsatım oldu ve kendisinden çok ilham alacağım cümleler duydum. Hala aklımda o cümleler. O cümlelerle ben maça giriyorum tekrardan. İleride de şu an yaşım daha genç ve ileride de kendimi bir 3 bant oyuncusu olarak hayal ediyorum ve görüyorum. 3 banta evrilmeyi düşünüyorum. 3 banta evrilmeyi, yani? Evet. Samsun'da tabii buna yönelmek istiyorum ilk başta. Tabii. Cuma Bey hocamın da destekleriyle. Sağ olsun. Onlar da çünkü istiyor yani 3 banta geçmemi. Çünkü 3 bantta bence kadın oyuncumuzun yetersiz olduğunu düşünüyorum. Ki zaten bu söyleniyor evet gerçekten. Hani özellikle bence, genç olarak evet, da. Evet yok. Genç olarak zaten yok. Bence yeni yüzler gelmeli diye düşünüyorum. Ve 3 bant biraz daha strateji ve biraz daha akıl istiyor. Ben böyle hani akıl zeka gerektiren şeyleri çok seviyorum. Hani tabii her branşın kendine göre evet. zorlukları ve kolaylıkları evet, var. Çünkü o masanın bak, geçince sana. Hiçbir şey düşünmüyorsun. Aklına hiçbir kaygın olmuyor. Ve sadece o oyunu düşünüyorsun. Bence çok güzel bir şey. O yüzden sürekli oynamak istiyorum. Hani düşüncelerini alıyor. Ya gerçekten bir terapi gibi bir şey ama terapi içinde yapmıyorum. Tabii sevdiğim için yapıyorum. Ama terapi de oluyor. Işte. Evet terapi de oluyor aynı zamanda. Meditatif deriz. Evet. Yani bir meditasyon evet. gibi aslında. Hem sevdiğim şeyi yapıyorum hem de terapik bir yani. Çok iyi geliyor bana. Hani kesinlikle. Hayatım her anında var. Gerçekten. Enteresan. 3 bantta da inşallah evet, başarılarının devamında görürüz. Samsun'da Zeki Bilardo'da çalışıyorum. Hani orada sabahları 3 bant çalışıyorum. Öğlene doğru. Hani arkadaşlarım geldiğince Amerika'da geçiyorum. Evet oraya geçiyorum. 3 bantta da hani sürekli bana destek vermeye çalışıyorlar. Hani tutuşu, duruşu biliyorum ki Ferdi hocam da zaten fark etti 3 bantı. O daha önce oynadım. Evet. Fark etti. Hani yeterince destek oluyorlar bana gerçekten. İşte ama şu an yaşım genç olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla bilgi harcı var orada. Doğru çok fazla. Biraz büyük orta yaşlara göre daha uygun bir spor olduğu için. Biraz daha ileride düşünüyorum. Hani şu an pool bilardo'da istediğim yere gelip sonradan 3 banta geçmek istiyorum. Harika. Tabii. Bu da güzel bir strateji. Ve sağ olsunlar deyim yerine elinde tutan, elinden tutanlar da varmış. Evet. Hepsi sağ olsun, var olsun. Semih Usta'dan da bahsettim. Usta'ya da buradan bir selamlarımız, evet, selam. Saygılarımız selamlar. Olsun. Beni hatırlar mı bilmiyorum belki. Muhtemelen hatırlar. Ya hafızasıydı Usta'nın bildiğim kadarıyla ama hepimiz bugün buralardaysak, ben bile bugün buradaysam, mikrofon tutuyorsam evet. Elbette ki Semih Usta'nın sayesinde evet. bu ateşi yani yakmıştır. Benim en heyecanlı olacaksınız şurasıydı ama hiç heyecan yokmuş. Maçtan daha şey. Hiç gerek yokmuş değil mi? Evet, sana da söylemiştim zaten. İyi ki geldiniz burada. Sağ ol. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Sen de iyi ki hani geldin. Röportaj değil zaten heyecan yok. Çünkü hani insanlara bir şeyleri fark ettirebilirsin. Tabii hani, ki. Amacımız o. Yani bahsedebilirsin. Hani yani gençler sonuçta. Genç olarak oynuyoruz biz burada. Zaten genç bilardocuları görünce çok garipsiyorlar. Hani şey, doğru. Genç bilardocular bugün buranın kalabalığından zaten belli doğru, ne kadar doğru. genç seven varmış. İçerisinde genç. Evet içerisinde. Bugün galiba burası hiç bu kadar kalabalık olmamıştı. Değil mi? Değil mi? Doğru söylüyorsun. Ne turnuvalar gördü, ne şampiyonlar gördü. Ne turnuvalar görmüştür. Ya ileride tabii burada oynayan birkaç abimle de tanıştım. Hani çok güzel handikaplı turnuvalar yapıyorlar evet. Ferdi Hoca. Tabii benim seviyem onlara göre olmadığı için hani şey yapamıyorum, yetişemiyorum onları diyeyim. Ama izlemeye geliyorum. Hani ya da ben kendi maçımı bırakıp işte Ferdi Hoca'nın maçlarını izlemeye çalışıyorum. Çünkü yani göz aşinalığı çok önemli. Çok önemli. İzlemek yani oynamaktan çok daha önemli. Bence önemli. Ki kendisi de bana birkaç tüyo verdi zaten ve çok da işime yaradı maçta. Hep onları kullandım zaten. Bayağı da hani işe yaradı ama şimdi nasip kısmet için yani biraz şans hani her şey. Var içinde. Şansını biraz kendin yaratıyorsun. Evet, şansını ben kendin yaratıyorsun. Hayatta yani. Sen de o şekilde ilerliyorsun zaten. Evet yani şansını kendin yaratıyorsun. Bir emeğini koyuyorsun ortaya. Emeğini koyuyorsun. Gerisi de artık şansa bakılıyor. Ne kadar bilemiyorsun. Masa da öyledir. Yani masa iyi oyuncuyu sever. Evet. İyi oynadığın zaman kötü vuruşlar bile arada yaptığın zaman masa sana bambaşka şeyler, fluklar vermeye başlar. Evet. Dersin ki yani bu ne şans. Ama hayır masa da iyi oynayanı sever evet, aslında. Evet gerçekten. Hep diyoruz ya hayatta bilardo masasının edebi bir yanı vardır benzetim olarak bir baktığın zaman. Başımıza burada gelebilecek her şey hayatta da geliyor. Aslında stratejik olarak öyle bakmak gerekiyor. Şans da bu aynı şekilde masada da öyle çalıştığına inanıyorum. Gerçek hayatta da şansımızı kendimiz evet. yaratıyoruz. Burada da işte senin bu emeklerinle bu şansların yaratılıyor diye düşünüyorum. Evet ben çok doğru bir düşünce gerçekten. Eklemek istediğin bir şey var mı canım? Yok kardeşim? Gerçekten buradan bütün sevenlere selam veriyorum yani tekrardan. Buradan da işte bu röportajların da evet. amacı senin gibi genç kardeşlerimizde evet maç tecrübesiyle bir
birlikte sonrasında da röportaj tecrübesi de edinmek zorundayız aslında. Evet. Bunu bir kariyer olarak eğer hedefliyorlarsa. Çünkü bunu Avrupa'da da yapacaksınız inşallah. Türkiye'nin başka yerlerinde de yapacaksınız. Şimdiden alışalım. Evet, evet, evet. Şimdiden böyle alışalım. Ufak ufak da alıştırmak benim. Kamera önünü çok seviyorum bu arada ben de. Süper, daha iyi bir zaman. Gerçekten hani Ankara'da Bilardo Federasyonu'nda bile o kürsüye çıkmak çok güzel hissettiriyor. Hani çok farklı, özel hissettiriyor. Doğru. Burada da zaten hani benimle beraber aynı kürsüyü paylaştığımız arkadaşlarım da burada. Onlarla da tekrardan karşılaştım. Çok güzel oldu. Çünkü ayrı ayrı şehirlerdeydik. Burada Türkiye'nin her yerinden gelenler var. Tekrardan buluşma fırsatı bulduk onlarla da. Umarım daha fazla görüşürüz. Umarım. Böyle şey organizasyonlarla. Umarım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Ezgi'cim. Ağzına sağlık. Buğra, hoş geldin. Hoş bulduk. Finali de bitirdin. Evet. Genel anlamda bir anlatsana bana. Nasıl geçti turnuva senin için? Turnuva çok eğlenceliydi. Çok iyi bir formda gelmememe rağmen finale kadar ulaştığım için mutluyum. Çok güzel Ecem abla ve Ferda abi ve Onur abi çok güzel bir turnuva hazırlamışlar. Ellerine sağlık. Finalde de elinden gelen en iyisini yaptım ama boş geçti. Ama buraya kadar da çok iyi geldin. Evet. Bir maçta dediğin gibi işler istediğin gibi gitmedi ama yani o kadar da olur. Evet. Arada da kötü oynamış oldu yani. Çünkü şampiyona boyunca da çok güzel oynadın. O anlamda da eline sağlık. Şu anda genel klasmanda ne durumdasın? Genel klasmanda 19 birincisiyim. Öyle. Yine Türkiye'de şampiyonaya da devam edeceksin değil mi hepsine? Evet. Yine bu gibi şampiyonlar devam ederse katılmayı düşünüyor musun? Katılmayı düşünüyorum. Çok eğlenceli bir turnuvaydı. Yine tekrarlaması da güzel olur. Hayalim. Peki Bilardo'nun senin hayatındaki yeri ne? Bilardo'yu daha çok hobi olarak yapıyorum. Yani çok profesyonelce oynadığımı söyleyemem ama yani işte eğlencesini oynuyorum. İster miydin peki bir profesyonel olmak, sadece işinin bu olması? İsterdim ama Bilardo'ya çok... Türkiye şartlarında zor. Ama farz edelim sponsorların olsaydı, ona göre başarıların devam etseydi, hayatında Bilardo'yu profesyonel olarak ister miydin? İsterdim ama yanında başka bir şey daha yapmak isterdim. Meslek olarak mı? Evet. Yani bu aslında bir tık daha hani, çünkü sanırım bu Türkiye'deki motivasyonsuzluktan kaynaklanıyor bu bakış açın. Olabilir ama işte başka şeylere de yöneldiğim yerler var o yüzden. Tabii daha yaşın genç. Aslında denemen de gerekiyor. Hepsine devam ettirmen gerekiyor. Kaç yaşındasın şu anda? 16 yaşındayım. 16 yaşındasın. Üniversitede ne düşünüyorsun? Üniversiteyi yurt dışında okumayı düşünüyorum. O süreçte de belki bir arada devam ettirirsin. Evet. Devam etmeyi düşünüyorum. Çok eğlenceli bir oyun. Tebrik ederim. Buraya kadar geldin. Çok güzel başarı elde ettin. Çok güzel maçlar çıkarttın. Eline koluna sağlık. Teşekkürler. Eklemek istediğin bir şey var mı? Yok. Ağzına sağlık. Yeniden organizasyonu yapanlara teşekkürler. Sağ ol. Sen de sağ ol. Eline koluna sağlık. Tebrikler tekrardan. Teşekkürler. Ecem, nasılsın? Çok iyiyim. Bomba gibiyim şu an. Şimdi ödül töreninden çıktık. Biraz enerji doluyum. Sen nasılsın? İyiyim. Ben de iyiyim. Harika bir hafta sonu geçirdik. Yine Sunukır Mavericks'tesin. Yine kanala evet. Hoş geldin. Bu sefer oyuncu her değil. Her bölümde olmayı düşünüyorsun. Her bölümde inşallah olmayı düşünüyorsun. Ama bu sefer oyuncu değil, daha çok yine organizatör evet. kimliğinle buradasın. Daha önce de bahsettiğimiz gibi. Evet. Hızlıca aslında bahsetmek gerekirse bu fikir nereden çıktı? Nasıl gelişti? Bu fikir nereden çıktı? Geçen sene aslında bir U25 yapmıştım ben. Geçen sene birkaç ay önce daha doğrusu. Sonrasında aklıma geldi. U17 ile U19'u izlemeye gidiyordum. Bir gün Port'ta yine herhalde handikaplı çarşambaya gelmiştim. Onur hep böyle bir şey mi yapsak dedi. Ben de böyle bir şey düşünüyordum aslında dedim. Oradan böyle bir çıktı. Ferda abiyle konuştuk. Ferda abi de çok güzel olur dedi. Çok beğendi bu fikri. Hemen yapalım dedi. Öyle bir şekilde çıktı yani. Ondan ona derken aynen. Herkes bir şekilde taşın altına elini koydu. Evet. Bravo ama tebrik ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel oldu. Daha önce de bahsettiğim gibi yani gençlere zaten destek veriyordun. Şimdi fiziksel olarak da zaten bunu göstermiş elimden oldun. Elimden geldiğince. Şampiyonlar beklediğin gibi miydi? Yani... İnanılmaz güzeldi turnuva zaten ve biraz finali biraz bekliyordum. Yani mutlaka yarı finalde yani İstanbul Bayburt bekliyordum, Çağan'ın bekliyordum zaten. Beklentiyi de karşıladılar diye düşünüyorum. Çok güzel oynadı, inanılmaz güzel bir final maçıydı. Çağan harika oynadı yani. Bayağı da böyle sakin, dikkatli bir şekilde oynadı. Çok keyifliydi, izlemesi de çok keyifliydi. Burası ayaklandı zaten, izleyicimiz de çok oldu bugün. Bayağı güzeldi. Dün de çoktu. Yani evet, aileler de çok destek verdi. Arkadaşları fırdı. Yani hep birbirlerini izlediler. En güzeli o zaten. Yani hiç kimse çıkıp gitmedi elendik diye. Doğru söylüyorsun. Devam gelecek mi dersin? Kesinlikle gelecek. Zaten ya devamını düşünüyoruz ama çocuklar da hep söylüyorlar bir daha olsun. Mutlaka böyle bir iki aya, üç aya tekrar ikincisini yaparız.
Hadi bakalım. O zaman hep beraber yine ne gerekiyorsa taşın altına elimizi evet. koyarız diye. İnşallah. Eline koluna sağlık Hayat. Teşekkür ederim. Seninle çok uğraştın. Ne demek? Ferda abiye ve Onur Alp'e de çok teşekkür ediyorum. Çok destekçi. Aynı zamanda sponsorlarımız var. İsimlerini de paylaştık, konuştuk önceden. Onlara çok teşekkür ederiz. Yani çocuklar için turnu yapacağız dedik ve maddi manevi çok yardımları oldu. Buradan teşekkürlerimizi sunalım. Kesinlikle. Bunları hep biliyorsun, söylemek istiyorum sponsorları evet. da. Eklemek istediğin başka bir şey var mı Yok, hayatım? Çok teşekkür ederim. Eline koluna sağlık tekrardan. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere.